Şimdi şöyle bir açıklama yapayım ben. Evet, 8 ay oldu. 7-8 ay arası oldu. Biz o zamandan belli bayağı iyi bir nişanlılık sürecimiz yani. Var. Fakat aramızda dönem dönem anlaşmazlıklar oldu. Bundan siz de haberdarsınız. Burada canlı yayında da biz bunları anlattık, sizle paylaştık. Şöyle söyleyeyim ben, hani 7 ay veya 8 ay benim için nişanlılık süreci önemli değil. Benim için önemli olan ben evlilik kararını verdiğim an, nikah masasına oturduğum an benim kafamda soru işareti kalmaması gerekiyor. Ne var gene soru işareti be kardeşim? Bitmedi senin de kafandaki soru işaretleri. Sosyal medya dedin, hepsini halletti kız, hepsinin sözünü verdi. Ne oldu sonra? Sosyal medya derken bu arada İsmican'ın halen Facebook hesabı olduğunu görüyor herkes ama o hesap İsmican'a ait değildir. Bunu da tüm İsmican hani hesabını kapatacaktı diye yorumlar falan var. Buradan o arkadaşlara sesleniyorum. O İsmican'ın hesabı değildir. Millet nelerle uğraşıyor ya. Çocuklar üstünüze kaç nikah kıyıldı burada ya. Evet ama ben şunu düşünüyorum Seda Hanım. Geç olsun güç olmasın diye düşünüyorum. Ama 8 ayda az bir zaman değil ve bu kız çok mücadele verdi Murat. Ben mücadelesine saygı duyuyorum. Onunla alakalı tabii ki ben bir şey söyleyemem. Fakat ikimizde de bu soru işaretleri var. Aynı soru işaretleri İsmican'da da var. Bu bizim ortak kararımızdır. Öncelikle herkesten özür diliyorum. Ailemden başta. Onlar çok destek oldular bize bu konuda. Doğru. Hatta davetiyelerim bile basılmıştı. Öğretmen olan ablam davetiyelerimizi bastırmıştı hediye olarak. Yani 2 Haziran olarak davetiyelerimiz basıldı öyle mi? Evet, basıldı. Ne oldu? Yüzük mü çıkarıyor? Bakın yani bizim burada bazı arkadaşlar bize işte siz evlenemezsiniz, birbirinizi oyalıyorsunuz gibi konuşmalar oldu. Ama şimdi bir şey söyleyebilirim. İkimizin de şunu taksim edebilir miyim? Orta karar şu anda böyle olması gerekiyor. Salonumuz tutuldu, her şeyimiz hazırdı. Ama yanlışlık yapmaktansa birbirimizi yıpratıp tekrar ayrılık... Ben bir şey söyleyebilir miyim? Benim ailemden kimsenin şu anda bağlanmasını istemiyorum. Bana saygı duyuyorsun. Ben ikimizin kararı diye düşünüyorum. Göstersene ekranı. Bir şey soracağım.